Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Oppo Reno 7 cep telefonunu sizlerle birlikte bu videoda inceleyeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ben bu telefonla ilgili hem kutu açılım videosu paylaşmıştım dikey olarak hem de mikroskop kamerasının nasıl çalıştığını gösteren çok güzel bir video paylaşmıştım. Yukarıdan linkini koyacağım. O videoları izleyebilirsiniz. Videonun içine koyacağım onları. Şimdi gelelim Oppo Reno 7'ye. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümle başlamak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Köşeleri yuvarlatılmış ve keskin hatlardan oluşan bir cep telefonu var karşımızda. Keskin derken sivri falan bir köşesi yok ama bütün bölümleri yani yandan baktığınızda, üstten baktığınızda veya alttan baktığımızda aynı incelikte var. Şık bir tasarım var onu söyleyeyim. Bu dış kısım alüminyum bir çerçeveyle çepeçevre sarılmış durumda. Arkasını görüyorsunuz tişörtümle aynı renk. Çok tatlı bir hani sarı mı desem turuncu mu desem. Böyle bir değişik bir renk var. Çok da güzel. Hissiyatı da güzel bu arada. Bunu tam size aktaramıyorum belki ama böyle bir hafif fütürlü bir zemin var arka tarafta. Bu oldukça şık görünüyor. Ben olsam alacakken bunun da siyahı var ama almışken bu rengi almanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü bu renk çok tatlı gerçekten. Yani ben kime gösterirsem bu rengi çok beğendi. Paylaşımlarda zaten göstermiştim ben bu rengi. Alacaksanız bu rengi almakta ısrarcı olun diyorum. Önden baktığımız zaman çerçeve kalınlıkları oldukça ince. Alt kısımda bir parça daha bir kalın bir çerçeve varken yanda ve üstteki çerçeve inceliğinin çok iyi olduğunu söyleyeyim. Kameramız sol üst köşeye yerleştirilmiş. Ön kameradan bahsediyorum tabii. Dokunduğumuz zaman parmağımızla hissedebiliyoruz. Bir kaplama var ekranda. Önden baktığımızda sol yanda ses açma kapama tuşu var ve sim kart yuvamız bulunuyor. Bu arada sim karttan bahsetmem gerekiyor. Çift sim kart desteği var. Yani iki hattı beraber kullanabiliyorsunuz ya da micro SD kart takabilirsiniz bu yuvaya. O şekilde de kullanabiliyorsunuz. Güzel bir özellik olmuş. Merak edenler öyle kullanmak isteyen hala olabilir. Diğer yan yüzü çevirdiğimizde ise güç tuşumuz bizleri karşılıyor. Alt kısımda baktığımızda ise 3.5 mm kulaklık çıkışı. Bu da bence güzel. Hani hala isteyenler olabiliyor 3.5 mm. Mikrofon ve hoparlör yuvaları ve delikleri ve Type-C bağlantı yuvamızın olduğunu söyleyeyim. Üst kısımda herhangi bir şey yok. Bir tek bir mikrofon deliğimiz var. Bunun dışında başka bir şey yok. Arkaya çevirdiğimiz zaman rengi zaten gördünüz. Böyle bir dikdörtgen şeklinde çıkıntılı bir kamera var. Bu kameranın çıkıntısı 2 mm arkadaşlar. Ölçtüm bu arada. Hem telefonun kalınlığını ölçtüm hem de bu kameranın kalınlığı 2 mm'lik bir fark oluyor. Eğer kamerayı da ölçmeye kalkarsak yani 2 mm bir çıkıntı var. İki tane büyük kamera var burada arka kısımda. Bir de küçük bir kameramız var. Yani toplamda 3 kamera var. Bir de LED lambamız bizleri karşılıyor. Bu arada bu kameralardan bir tanesinin ki alttaki kameranın bir de bir ışığı var. Onun da nerede ve ne zaman ve nasıl kullanılacağını kullanıldığını da size söyleyeceğim. Bunun dışında dış görünüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim teknik özelliklerine. Oppo Reno 7 cep telefonu teknik özelliklerini burada anlatacağım ama hepsini anlatmıyorum. Çünkü çok detaylı teknik özellikleri var. Öne çıkan özelliklerini burada söyleyeceğim. Detaylar için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Şimdi 6.43 inçlik AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. 2400'e 1080 piksel. Ekran yenileme hızımız 90 Hz. Gorilla Glass 5 ekran koruması var. İşlemci olarak Snapdragon 680 işlemci kullanılmış. 8 GB RAM'imiz ve 128 GB depolama alanımız var. Bence bunlar güzel. Bellek kartı yuvası olduğunu söylemiştim. Oppo Reno 7 Android 12 işletim sistemine geliyor arkadaşlar. ColorOS 12'de arayüzünün olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafına bakacak olsak 64 megapiksel ana kameramıza 2 megapiksellik mikroskop kamerası ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Bu ana kameramız 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. 32 megapiksellik bir ön kameramız var. IMX709 sensörünü kullanıyor bu ön kamera ve o da 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. 4500 mAh pilimiz var. Parmak izi okuyucumuz var. 33 watt'lık SuperVOOC desteğinin olduğunu söyleyelim. Bluetooth 5.1 olduğunu da belirtelim. Oppo Reno 7'nin fiyatı ise bu video çekildiği tarih itibariyle 9000 TL civarında. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Bu arka yüzü değil mi? Çok beğendim ben. Fiberglass bir deri tasarım var arkadaşlar burada. Bu önemli bir detay. Çünkü böyle hem hoş görünüyor hem de rengi de çok güzel. Hani ikisini çok iyi dengelemişler. Böyle baktığınız zaman deri gibi hissettiriyor bize. Bir değişik bir his yani. Plastik değil, cam değil ama böyle değişik bir his. Fiberglass deri olarak geçiyor bu malzeme. Oldukça güzel. Yani bunun kullanımla ne ilgisi var diyeceksiniz belki ama hissiyat anlamında verdiği için söylüyorum. Kullanılan işlemci geçen sene 2 Mayıs'ta çıkan Snapdragon'un 680 işlemcisi. Çok üst düzey bir işlemci değil ama kötü bir işlemci de değil arkadaşlar. Ve birçok işlerinizde kullanabilirsiniz. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve genel özelliklerine baktığımızda da oyunlarda falan da kullanabilirsiniz bu işlemciyi. Oyunlarda da kullandığınızda belki merak edersiniz FPS değerleri falan. Ortalama 60 FPS veriyor. Yani PUBG'de falan 60 FPS'yi görüyorsunuz. Genshin Impact gibi oyunlarda 25-27 FPS civarında geziniyor. Onu da söyleyeyim. Günlük olarak oyun ihtiyaçlarınızı, günümüz oyunlarını birçoğunu oynayabilirsiniz. Elde edeceğiniz değerlerde ortalama ayarlarda söylüyorum tabii ki bunları. Yüksek ya da ultra yüksek ayarlardan bahsetmiyorum. 60 FPS'dir ya da işte Genshin Impact gibi
biraz daha sistem kaynağı isteyen oyunlarda 20-25 FPS'ye düştüğünü söyleyeyim. Bu arada 8 GB RAM olması güzel. Yani RAM biliyorsunuz Android işletim sisteminin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Böyle bir telefonda 8 GB RAM'in olması iyi. 128 GB depolama da güzel. Hani 64 olabilirdi ama biliyorsunuz zaten 30-32 GB'ın işletim sistemi uygulamalar yer kaplıyor. Siz video çekeceksiniz, fotoğraf çekeceksiniz, şu olacak, bu olacak. Bu rakamlar giderek büyüyecek. 128 olması iyi olmuş. Şimdilik başka bir seçenek yok ama ben genel olarak 128'de beğendiğimi söyleyeyim. Öte yandan şundan da bahsetmekte fayda var arkadaşlar. Ekran AMOLED bu güzel bir özellik. Çünkü belki aklınıza takılan şu soru olabilir. Yurt dışında bu ürünün farklı varyasyonları var bu arada. Hangi varyasyon? OLED ekranlı versiyonları falan da var. Değişik farklı konfigürasyonla çıkıyor. Mesela kamera tarafında 50 megapiksel olanı da var. Bu telefon Türkiye'de üretilmiş. Yani Çin'de tasarlandı. Türkiye'de üretildi zaten kutunun üzerinde de. Türkiye'de üretildiği için bize özel bazı şeyler eklenmiş. İşte kamerası mesela daha yüksek çözünürlükte. Ekran OLED değil de AMOLED. İşte biliyorsunuz onların artıları var, eksileri var her iki teknolojinin de. Ama ben AMOLED ekranı beğendim. Oyunlarda, günlük kullanımda falan çok işinize yarıyor. Ekran yenileme hızını değiştirebiliyorsunuz. 60 ya da 90 olarak o size kalmış durumda. İsterseniz 60'ta da bırakabilirsiniz. Tabii 90 olursa pil ömrünü birazcık düşürüyor. Takdir edersiniz ki. Yani sürekli 90'da kalmasından bahsediyorum. Size kalmış bir şey. Bence günlük kullanımda 60 yapıp oyunlarda da filmlerde 90 yapmak daha mantıklı olabilir. Tabii dediğim gibi size kalmış bir durum. Tamamen 90'da da kullanabilirsiniz. Sürekli 60'da da kullanabilirsiniz. Artık hangisi sizin hoş size gidecekse onu söyleyeyim. İşlemci demişken bazı testler de yaptım tabii ki ve Snapdragon 680 işlemciye uygun sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Bu konuşmaları yaparken ekranda o test sonuçlarını da göreceksiniz. En azından sentetik testler tarafında da Oppo Reno'da kaç puan aldı merak edenler bu meraklarını gidermiş olacak. Telefonun bazı ilginç özellikleri de var. Bu özelliklerden bir tanesi bu yan yüzde uyarı ışıkları var. Bunu tamamen kapatabiliyorsunuz. İstiyorsanız da birkaç renk seçeneği var. Onları seçebiliyorsunuz. İşte bir şey olduğu zaman o uyarıları ekranda o renklerle böyle ekranın yan tarafında böyle çok gizli renklerle falan görebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Mesela bir de telefonda parmak izinizin mesela bastığınız zaman hangi animasyon olsun onu da belirleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bir sürü de animasyon çeşidi var. O animasyonları da parmak izi okuyucusunu olarak kullanabiliyorsunuz ki parmak izi okuyucu ekrandan çalışıyor bu arada. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Yani yan yüzde değil ekrandan bir parmak izi okuyucumuz var. Hem de güvenlik açısından da bence güzel bir şey olmuş. Ben mesela bugüne kadar kullandığım cep telefonu çoğunda ya parmak izini ya işte yüz tanımayı ya da bazen ikisini beraber kullandığım oluyor. Bunların önemli teknolojiler olduğunu söyleyeyim. Bu telefonda da yer alıyor. Fiziksel özelliklerde birazcık bahsetmiştim. Solunum ışığı diye bir özellik var. Bu arka yüzdeki kamerada etrafında böyle bir çok ince küçük bir led ışık var. Şimdi bu led ışık solunum ışığı olarak geçiyor en azından Oppo'nun söylediği o ve ayarlarda işte kişiselleştirme bölümünün altında bu solunum ışığının özelliklerini görüyorsunuz. Mesela şarj olurken isterseniz açık hale getirebiliyorsunuz. İşte gelen arama yani bir telefon araması geldiğinde onun böyle yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz. Bildirim olduğu zaman yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz ve oyun açtığınız zaman yanıp sönmesini sağlayabiliyorsunuz veya tamamen de kapatabilirsiniz bu arada. Hani o illa bir mecburiyet söz konusu değil. Bu arada bu biraz sonra söyleyeceğim kamera tarafında. Mikroskop kamerayı kullandığınız zaman da bu solunum ışığı aktif oluyor oradan bir çünkü yakınlaştığınızda ışık gerekiyor. O şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu da enteresan bir özellik. Hani farklı bir telefonda benim görmediğim ilginç özelliklerden bir tanesi olmuş. Şimdi gelelim kamera tarafına. Şimdi kamera tarafında az önce bahsettim 64 megapiksel ve 2-2 olmak üzere üçlü bir ana kameramız var. Bu ana kamera aslında daha önce Oppo bir telefonu kullandıysanız bu arayüz size çok da yabancı gelmeyecektir. Birçok hani işte özelliği var. Örneğin işte fotoğrafa girdiğimizde 2x zoom yapabiliyor bu arada. Bu da güzel bir özellik. Bunu dijital yapıyor ama oldukça da başarılı olduğunu söyleyeyim. Yani kötü bir dijital değil. Onu baştan söylemekte fayda var. HDR özelliğimiz var. Yapay zekamız var. Bunun dışında isterseniz 64 megapiksel doğrudan doğru yani üstünde küçük bir şey var böyle buton var. Oraya tıklayarak çekebiliyorsunuz. Bunun dışında da işte başka şeyleri de değiştirmeniz mümkün. Video modumuz var. Gece modu var. Gece hem önde hem arka kamera da var arkadaşlar. Bu güzel bir özellik. Neden? Düşük ışıkta çektiğiniz fotoğraflar kötü oluyor eğer böyle bir gece modu yoksa. Bu mod sayesinde onu en azından ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Portre modumuz var. Hem ön kamerada hem arka kamerada. Bu arada ön kameraya ekstra bir önem vermiş Oppo. Orada farklı bir işlemci kullanmış. Sony'nin IMX709 sensörünü kullanmış. Bu sensör sayesinde çok daha güzel ve net ve böyle parlak fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu ön kamerada önem verilmesi benim hoşuma gitti. Yüz tanıma olayı var. Yani mesela yüzünüzü böyle koyduğunuz zaman hemen bir küçük bir karenin içinde sizin yüzünüzü yakalıyor ve siz hareket ettikçe mesela şu an yapıyorum ben o hareketi. Siz hareket ettikçe onu mesela en azından netlik olarak da
tutmuş oluyor. Bu ön kamera güzel olmuş. Bunun dışında baktığımızda bir de daha fazla diye bir bölüm var. Burada işte profesyonel, ekstra HD, panorama, ağır çekim, hızlandırılmış, mikroskop, etiket ve metin tarayıcı olmak üzere çeşitli modlar var. Şimdi burada enteresan bir özellik var. Mikroskop kamerası. Bu telefonun bence en enteresan özelliği bu. Ha, çok lazım mı? Çok önemli mi? Değil. Ama eğlenceli sonuçlar çekiyor musunuz? Yakalıyor musunuz? Evet, yakalıyorsunuz. Biliyorsunuz benim kanalımı takip ediyorsunuz. Ben daha önce Realme'nin bir telefonunu incelemiştim. Yukarıdan da linkini koyarım. O telefonda da bir mikroskop kamerası vardı. Onda da benim hoşuma gitmişti. Biliyorsunuz Realme'de zaten Oppo'nun bir yan kuruluşlu kardeş markalarından bir tanesi. İşte Oppo, Realme ve OnePlus olmak üzere 3 marka var. Aynı grubun ürünü beraber çeşitli teknolojileri beraber de kullanıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi olmuş. Şimdi mikroskop kamerayı aktif hale getirdiğimizde böyle iki tane mod çıkıyor. Bir fotoğraf modu, bir video modu. Fotoğraf modunda böyle bir ekran bir daire şeklinde oluyor ve ortada işte böyle bir dürbün gibi, bir silahın dürbünü gibi bir noktaya geliyor. Tabii çok yakınlaştırmanız lazım. Bayağı böyle 1-2 santim yakınına girmeniz gerekiyor çekeceğiniz şeyin. Bu çekeceğiniz şey ne olabilir? Mesela şurada bakın şu anda ışığı yanıyor. Tabii ne kadar görülüyor ekrandan bilmiyorum ama burada şu an ışık yanmış durumda. Bu ışık sayesinde fotoğraf ve video çekiliyor. İsterseniz 15 ve 30 olmak üzere iki farklı zoom seçeneğimiz var. Daha da yakınlaştırabiliyorsunuz yani görüntüyü. Aynı zamanda hem fotoğraf hem video çekebiliyorsunuz ve aynı zamanda hem videoda hem fotoğrafta da bu zoom olayını gerçekleştirebiliyorsunuz. Gerçekten benim hoşuma gitti. Çok bir sürü fotoğraf çektim. Mesela ben bu bir tane video paylaştım demiştim. Orada çilek fotoğrafı çekmiştim. Çileğin üzerindeki o küçük o tohumlarını vesairesini görüyorsunuz. Gerçekten de çok başarılı. Bence güzel olmuş. Çok mu lazım? Çok mu önemli? Değil. Ama eğlenceli mi? Evet, eğlenceli olmuş. O yüzden ben beğendiğimi söyleyeyim. Ama bazıları şunu da söyleyebilir. Ya bir tane bunun yerine bir geniş açı koysalarmış. Evet, daha iyi olabilirdi birçok anlamda ama mikroskop da bence fena olmamış. Hem ön hem arka kameranın fotoğraf örneklerine bakalım. Mikroskop örneklerine bakalım. Mikroskopla çektiğim örnekleri de bu biraz sonraki göreceğiniz görüntülerin içine koyacağım. En azından görüntü kalitesini vesairesini siz de kendiniz gözlerinizle görmüş olursunuz. Evet, izlemekte olduğunuz bu videoyu Oppo Reno 7 ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Şöyle dönüyorum etrafımdaki farklı ışık şartlarında ne gibi sonuç olduğunda size canlı olarak görmüş olursunuz. 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. Bu güzel cep telefonumuz arkadaşlar. İşte görüntü kalitesi de bu şekilde.
Denedim pil meselesini. Şimdi arkadaşlar ben pille pilsimlak batarya testi yapmaya çalıştım fakat iki kez denedim. İkisinde de ne yazık ki muvaffak olamadım, başarılı olamadım. Bazen çalışmıyor uygulama. Oppo Reno 7'de de öyle oldu ama şunu gördüm. 16-17 saat çok rahat çalıştı yani o testin yapması için 16-17 saat geçti ama en sonunda sonucu alamadım. O yüzden hani sonucu veremiyorum ama muhtemelen 16-17 saatlik bir sonuç verir diye düşünüyorum ben. Çünkü tam bitmeye yakın zaten. Bir kapatıyor ama sonuç, result vermiyor bana. Vermediği için de o rakamları size ekranda gösteremiyorum ama 15-16 saat yaklaşık olarak 2 günlük bir pil ömrüne tekabül eder diye düşünüyorum. Pil ömrü iyi. 4500 mAh bir pil kullanılmış. Ona rağmen pil iyi yani, onu söyleyeyim. Çok da tüketen bir pili yok. 2 günde çok rahat görürsünüz. Öte yandan kutunun adaptörü çıkmıyor. 33 Watt'lık SuperVOOC desteği var dedim ama kutudan bir adaptör çıkmıyor. En azından Türkiye'deki durum bu şekilde. Kutudan adaptör çıkmasa sizin bir adaptör temin etmeniz gerekiyor. Onun da altını özellikle çizeyim ama kablosu çıkıyor. Kabloyla beraber cihazı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kutudan adaptör çıkmıyor ama şöyle çok hoş bir kılıf çıkıyor. Şöyle şeffaf plastik bir kılıf çıkıyor. Bunu da telefona takarak en azından düşmelere, darbelere karşı korumuş oluyorsunuz. Bence bu kılıf olayı güzel olmuş. Çünkü kutudan böyle bu tarz şeyler çıkması iyi. İlk etapta her zaman bu tarz kılıfları vesaire bulamayabiliyorsunuz. Bence kutudan bir kılıfın çıkması güzel bir detay olmuş. Şimdi gelelim fiyat tarafına arkadaşlar. Ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle Oppo Reno 7 cep telefonunun fiyatı 9000 TL civarındaydı. Şimdi rakiplerine baktığımızda ya da benzer işlemci kullanan modellere baktığımızda fiyatın bir parça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii onlar da biraz daha önce çıkmış, önce gelmiş, doların daha düşük olduğu ve önceden Türkiye'ye sokulmuş ürünler olduğu için fiyatlandırma bir parça onlarda daha uygun olabiliyor. Ama önümüzdeki günlerde kampanya vesaire takip etmenizi öneriyorum. O zaman biraz daha makul olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, uzun bir video oldu farkındayım ama özelliği çok olan bir cep telefonundan bahsedince ister istemez birazcık videoyu uzatıyoruz. Ama benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka ve mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Hepsine de elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Bu benim için çok önemli bir konu biliyorsunuz. Ve videolarımın altına gelen bütün yorumları tek tek okuyorum ve tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. Hatta aranızdan bazıları buna şaşırıyor, şaşırmayın arkadaşlar. Bizzat ben okuyorum ve elimden geldiğince yanıt vermeye çalıştığımı söyleyeyim. Bu kadar emek veriyorum. Sizden de bazı taleplerim olacak tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin. Videoları paylaşın. Bakın böyle birisi var, böyle videolar çekiyor. Çok da güzel videoları var diyorsanız eğer mutlaka ve mutlaka paylaşmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bunların hepsi benim için önemli. Öte yandan sosyal medya hesaplarımda paylaşımlar da yapıyorum. Eğlenceli videolar çekiyorum. Dikey videolar çekiyorum. Hem bu telefonla ilgili çektiğim dikey videolarım var. Hem de farklı telefonlarla ilgili dikey videolar çekiyorum. Bunları da izlemek, takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklama kısmında yer alıyor arkadaşlar. Oradan da hepsini işte TikTok'tan tut Facebook'a, Instagram'a, Twitter'a kadar bütün sosyal medya hesaplarımı da orada bulabilirsiniz. Çok konuştum, yoruldum. Artık bana müsaade. Farklı bir incelemede, farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.